Bugünkü sohbetimizde çok önemli bir konu işleyeceğiz. Hepimizi alakadar eden, hepimizi ilgilendiren bir konu olacak. Abi dua ediyorum, kabul olmuyor. Gece gündüz yalvarıyorum, yakarıyorum, şu duayı ediyorum, olmuyor diyen insanlar oluyor. Bize mesajlar atıyorlar. Adamın psikolojisi bozulmuş artık. Hani şu duayı ediyorum olmuyor, bu duayı ediyorum olmuyor, bunu istiyorum olmuyor. İnsan da fark edemediği bir mesele var abi. Her an, her vakit, her birinizin bir duası kabul oluyor ve kabul olmaya devam ediyor. Ne demek bu? Dua ne demek abi? Dua istemek demek. Şu an hepinizin bir duası kabul oluyor. Hepiniz şu anda bana bakıyorsunuz ve beni görüyorsunuz. Beni aynı zamanda duyuyorsunuz ve siz beni görmeyi istiyorsunuz ve beni duymayı istiyorsunuz. Hepiniz hareket etmek istiyorsunuz. Yürümek istiyorsunuz, koşmak istiyorsunuz veyahut konuşmak istiyorsunuz veyahut yemek yemek istiyorsunuz ve bunların hepsini yapabiliyorsunuz. İyi de arkadaş, duayla bunun ne alakası var? Benim seni görebilmemle veyahut seni duyabilmemle duanın ne alakası var arkadaş? Ben başka dua ediyordum, ben şunu istiyordum, ben ev istedim, araba istedim vesaire vesaire. Ama onlar olmadı ve senin dediğinin de duayla hiçbir alakası yok deme. Neden? Dua demek istemek demek. İnsan diliyle istemez sadece. Bazen aklıyla ister, kalbiyle ister ve istediği şey yerine gelirse bu dua kabul olmuş demektir. Eğer kendi iradesi dışındaysa. İyi de abi ben seni görüyorum işte. Ben kendi irademle seni görüyorum. Doğru mu? Abi bir dakika, işte burada bir hata var. Sen beni görebilmek için şu anda gözünde ve beyninde binlerce işlem an ve an devam ediyor. Fakat sen hiçbirisini kontrol edemiyorsun. Hangisini hangimiz kontrol ediyoruz? Şu anda görme eylemini, gözümüzde gerçekleşen görme eylemini, hangi atomun nereye gideceğini, hangi nöronun hangi tarafa sinyal vereceğini, sinyal yollayacağını, hangi işlemin nasıl gerçekleşeceğini, beynimize hangi sinyalin gideceğini, gözümüze hangi sinyalin geleceğini, hangisini biz karar veriyoruz? Karar veremediğin işi sen yapıyor olabilir misin? Demek ki yapan sen değilsin. Anlan görmek istiyorsun, Cenab-ı Allah seni bana gösteriyor, beni sana gösteriyor. Anlan duymak istiyorsun fakat duymayla alakalı hiçbir bilgin yok. Şu anda benim sana seslerimin nasıl iletildiğini, beyninde bunların nasıl reaksiyon aldığını bilgi olarak biliyor olabilirsin. Aramızda profesör vardır, bu işin ilmini bilir. İyi de arkadaş, bilim açıklamış, böyle oluyor. Tamam da bunu yapan sen değilsin. Bunu an ve an o binlerce adımı gerçekleştiren sen değilsin. O halde yapan sen değilsin. Sen sadece yapmayı istiyorsun. Duymayı istiyorsun. Görmeyi istiyorsun. Koklamayı istiyorsun. Şu elimi hareket ettirmeyi istiyorum. Yapan ben değilim çünkü ben bu elimi hareket ettirirken şu kolumda kaç tane kas sisteminin hangi vaziyet alması gerektiğinden haberim yok. Ben sadece yapmak istiyorum. Öne doğru elimi fırlatmak istiyorum. Burada bir sürü kas sistemi hareket etti. Hiçbirisini an ve an ben kontrol etmedim. Orada gerçekleşen hiçbir reaksiyonu ben an ve an kontrol etmedim. Fakat bunların hepsi gerçekleşti. İşte bizim dualarımız bu. An ve an binlerce duamız kabul oluyor. Biz o halde ne yapmalıyız? Zahiri ettiğimiz dualar, ya Rabbi araba ver, ya Rabbi ev ver, ya Rabbi mutlu bir hayat ver, ya Rabbi onu ver, ya Rabbi bunu ver. Bunlar sadece isteklerimizin binde bir tanesi bile değil. O halde bizim bin tane duamızdan 999 tanesi kabul oluyor. Bir tanesi kabul olmayınca caz yapıyoruz. Allah'ım benim duamı niye kabul etmiyorsun? Haşa ve kella, Allah senin her an ve an 9999 tane duanı kabul ediyor. Bir tanesini es geçiyor. O da sana imtihan olarak bırakıyor. Senin diğerlerine şükretmen gerekirken sen ne yapıyorsun abi? O bir tanesine isyan edebiliyorsun. İşte insan bu kadar nankördür. Doğru mu? Maalesef biz kalbimizde bir nankörlük taşıyoruz. Şimdi abi bak, insan kendine sahip değildir. Bu anlattığım meseleden biz bunu çıkarıyoruz. İnsan kendine sahip değildir. Doğru mu? Kendine sahip olan var mı? Şimdi bir dakika abi, mantıken kendime sahibim. Bu vücut benimdir. Az önce anlattığım mesele. Sahip olmak demek, onun her anını, her halini an be an idare edebilmek, kontrol edebilmek demek. Bu benimse, ben bunun her şeyini an be an kontrol edebiliyor olmam lazım. Bu benim derim. Fakat farklı müdahaleler var ve benim bu müdahalelerden hiç haberim yok. Ve bir problem olduğunda da müdahale edemiyorum. Hadi bakalım böbreğimiz rahatsızlansın.
ve an ve an oraya müdahale edelim. Bütün vücudun gücünü böbreğimize yüklettirelim. Yapabiliyor muyuz? Yapamıyor. O zaman benim değil. O halde bu beden benim değil. O halde ben kendime sahip değilim. Sahip değilsen o halde sahibim var. Sahibim Allah. Şimdi bak. Esbabın içinde en eşrefi ve ihtiyar noktasında en geniş iradelisi insandır. Halbuki bu insanın düşünmek, söylemek ve yemek gibi en zahir, en çok belli olan yani görünürde en net efali ihtiyariyesinden, yüz cüzünden onun desti ihtiyarına verilen yani insanın yemek, içmek, söylemek gibi görünürde en çok bizim kendim yapıyorum diyorum değil mi? Kendim konuşuyorum, kendim yiyorum, kendim söylüyorum değil mi? Bunları ben yapıyorum diyorum. Yani en zahir bunlar. Böbreğimi ben çalıştırıyorum diyor muyum? Kimse bunu demez kolay kolay. Ben konuşuyorum der adam. Değil mi? Ben yiyorum, ben geziyorum der. Şimdi bunların dahi yüz cüzünden yani bu yaptığım icraatın, konuşma icraatının yüz cüzünden yüze bölelim. Dudaklarımın hareketi, dilimin hareketi, boğazımdan çıkan sesin hareketi, titreşim hareketi, beynimdeki dalgaların hareketi, konuşma için gerekli olan binlerce şey, kulaklarımla alakalı bir sistemin çalışması lazım konuşmam için. Bunların tamamına 100 birim diyelim. Ben bu 100 birimden sadece bir tanesini dahi böyle çok az bir şekilde kontrol ediyorum. Hatta ve hatta bak diyor ki desti ihtiyarına verilen yani ihtiyar elimize verilen yani bizim tercihlerimize verilen ve daire-i iktidarına giren benim iktidar dairem yani benim kontrol dairemin içine giren yalnız meşkuk tek bir cüzüdür. Mesela anlaşıldı mı? Yani benim konuşmak, söylemek gibi en zahir hareketlerimde dahi benim iktidarıma giren, benim kontrol edebildiğim yüzden birisidir. O biri de meşkuktur, meçhuldür, net değildir. O da sadece seçimdir. Ben bunu yapmayı istiyorum. Yani duadır. Duanız yoksa ne ehemmiyetiniz var diyor. İşte sebep bu. Duan yoksa bir ehemmiyetin yok. Çünkü sen sadece ondan ibaret oluyorsun bu sefer. Hepimiz bu sabah aynaya baktık. Ne gördük aynada? Kendimizi gördük değil mi? Peki dünden bugüne bizde bir farklılık var mıydı? Sanki hiçbir şey değişmemiş gibi. Her şey aynı gibi. Bak şimdi dedik ya, demek bir sahibimiz var dedik az önce değil mi? Şimdi bir sahibimiz var ise o halde o sahibimizin bizden istediği bir şeyler vardır. İnsan aynaya bakar her sabah, etrafına bakar, kıyafetlerine bakar. Hiçbir değişiklik görmez. İnsan fark etmiyor abi. İnsan eskidiğini, yaşlandığını fark etmiyor. Yani desem ki, abi hani 5 sene önce size sorsam bunu, abi aynaya baktınız, hani 3 ay arayla aynaya bakın, yine kendinizdeki değişimi fark etmezsiniz. Yani insan kendini daima sabit zannediyor. Bu sebepten dolayı. Yani nefis insanı yanıltıyor. Bak şu masaya. Bu masa mesela kaç haftadır kullanıyoruz? Kaç aydır kullanıyoruz? Bana hiç eskimiş gibi gelmedi. Sanki ilk günkü gibi. Peki abi ben size şu soruyu soracağım. Hepimiz yarın sabah aynaya baktığımızda 20 sene sonraki kendimizi görebilecek olsak bir değişiklik görür müyüz? Bariz bir değişiklik görürüz. O halde değiştiğimiz kesindir. 20 sene sonra gelip şu masaya baksak, bu masada değişmiş midir? Değişmiştir. Bak şimdi. Etrafına ve dünyaya baktığın zaman bir derece sabit ve müstemir gördüğünden etrafına ve dünyaya, çevrene bir derece sabit ve müstemir gördüğünden yani kararlı gördüğünden. Ben bakıyorum abi her gün şu bilgisayarı kullanıyorum. Bir bozulma yok. Bir eskime yok. Hani sabit gibi. Yani hayat ilerlemiyormuş gibi geliyor bana. E şimdi bakıyorsun araban ertesi gün aynı, kıyafetlerin ertesi gün aynı. Yani insan dünyayı sabit görüyor, kararlı görüyor. An ve an böyle devam ediyor. Şimdi böyle bir dünyada fani nefsini de o nazarla yani o bakış açısıyla fani nefsini de ölümlü nefis değil mi? Yani geçici, fani, bitecek olan, ölecek olan nefsimiz. Fani nefsini de o nazarla sabit telakki ettiğinden yalnız kıyametin kopacağından dehşet alıyorsun. Güya kıyametin kopmasına kadar yaşayacaksın gibi yalnız ondan korkuyorsun. İnsan kıyametin kopacağından dehşet alıyor ve korkuyor. Neden? Çünkü dünya harap olacak. Dünya bitecek. Ha o zaman ben kesin öleceğim. Kesin biteceğim.
Ama insana desen ki arkadaş sen de öleceksin. O diyor ki iyi de ben her gün aynaya bakıyorum. Her gün aynıyım. Kıyafetlerim hiç eskimiyor. Masam eskimiyor. Bilgisayar eskimiyor. Araba aynı. Eşim dostum da aynı. Yaşlandıklarını da göremiyorum. Böyle olduğu için insan sadece kıyametin kopacağından dehşet alıyor. Kıyamet kopacak. Ama bir dakika, size şöyle bir örnek vereyim. Mesela elimize bir ayna aldık. Devasa, büyük bir ayna. İstanbul'un büyük bir tepesine çıktık. Önümüze aynayı koyduk. İstanbul'u da sırtımıza aldık arkamıza. Bütün İstanbul şehri, bütün şaşasıyla arkamızda duruyor. Önümüzdeki aynayla İstanbul şehrini seyrediyoruz. Bu seyir esnasında nedir? Aynaya küçük bir hareket gelse, arkadaki İstanbul şehri karışmaya başlar mı? Aynada karışır. Hakikatte karışır mı? Hakikatte karışmaz. Peki aynaya bir zarar gelse, bir taş gelse, kırılsa bizim için arkadaki İstanbul şehrinin devam etmesi bir şey ifade eder mi? Ben arkamı dönemiyorum, göremiyorum. O manzara bana keyif verir mi? Verir mi abi? O manzara bana keyif vermez. O aynaya herhangi bir ne bileyim yağmur yağsa, çamur gelse, bir en ufak bir oynama olsa o aynada İstanbul şehrinin devam etmesi bana fayda vermez. İşte insan aynı o ayna gibidir. İnsan vücudu kainata bakan bir aynadır. Sen bu vücut aynanla kainatı görüyorsun. Senin vücut aynan yıkıldığı vakit dünyanın devam etmesi sana fayda vermeyecek. Yani ayna kırıldığı vakit, hani adama demişler ki, o aynadan İstanbul'u izleyen adama, arkadaş işte İstanbul'a şöyle olacak, böyle olacak, işte 6 ay sonra şöyle olacak, böyle olacak, ama bir hafta sonra senin aynan kırılacak. Eyvah eyvah diyor, korkuyor İstanbul şehri için, ama ayna için korkmuyor. Yani aynan kırılınca zaten senin için İstanbul şehrinin devam etmesi bir şey ifade etmeyecek. İşte biz vücut aynamızla ancak bu kainata bakabiliriz. Senin vücudun olmadıktan sonra bu kainatın devam etmesi veyahut kıyametinin kopması sana bir şey ifade eder mi? Senin için bir şey ifade etmez. O halde senin aynan ne vakit kırılırsa senin için bu dünya o vakit kırılmış olacak. O halde senin ölümün kainatın kıyametidir. Devamında şöyle söylüyor. Aklını başına al. Sen ve hususi dünyan daimi zeval ve fena darbesine maruzsunuz. Ne demek bu? Hani aynaya bakıyorsun ya her gün abi. Yaşlanmadığını zannediyorsun ama her gün yaşlanıyorsun. Her gün bir gün daha gidiyor. Her gün bir gün daha, her gün bir gün daha. Yani yaklaşıyorsun ölüme. O ölüm anı gelecek. Kesin gelecek. Sen zannediyorsun ki yaşlanmıyorum. Fakat gidiyorsun. Sabit zannettiğin dünyan da eskiyor. O da gidiyor. 10 sene önceki sen misin şu anda? 20 sene önce, 30 sene önce belki hayatta olmayanlar var aramızda. Ben 2 yaşındaydım. Evet abi, dünya bir misafirhanedir. Geldik gidiyoruz. Her zaman bu lafı duyarız değil mi? Dünya misafirhanesi. Fakat biz misafirlikte gibi davranmıyoruz. İnsan misafirlikte misafirliğini bilmeli. Mesela buradan yakında işte bayram var, Kurban Bayramı. Buradan çıkacaksın, memlekete gideceksin. Memlekete giderken de bir istasyonda durup yakıt ikmali yapacaksın. Yemek yiyeceksin. Oradaki ufak tefek işlerini halledeceksin. Birazcık da dinleneceksin. Birazcık da oyalanacaksın hadi. Sonra da hareket edip gitmen lazım değil mi? O benzin istasyonunda ne kadar durabilirsin? Gidiyorsun çünkü orada değilsin. Yerin orası değil. Bir adam görsen o benzin istasyonunda buradan çıktın. Memlekete gideceksin. Bir yerde durdun ve bir adam gördün. Adam oraları temizliyor. Bir tanesi girmiş tuvaletleri temizliyor. Bir tanesi girmiş işte oranın bahçesini temizliyor. Sağını solunu toparlıyor. Ağaçları, dalları, budakları temizliyor. Sen de desen ki, aa dur şunlara yardım edeyim. Ben de şu işleri bir bitireyim. Şunları da bir yapayım. Aa buranın tuvaleti de pismiş, gireyim de şuranın tuvaletiyle saatlerce uğraşayım. Senin işin mi o? Yapsan deli derler mi? Bence deli derler abi. Ne yapıyorsun sen arkadaş? Hadi bir saat durdun. Hadi temizlikçiyi gördün, yardım ettin. Falan bir iki saat daha durdun. Arkadaş 3 gün 4 gün boyunca sen orada kalsan, bütün böyle canla başla bir o tarafa koştursan, bir bu tarafa koştursan polisi ararlar adamlar. Ne yapıyor lan bu adam diye? Deli midir nedir? Kafayı mı yemiş bu adam? Niye burada? Adam kesin kafayı yemiş abi. Oraya koşturuyor, buraya koşturuyor. Alırlar adamı. Doğru mu abi? Yani tutarlar mı o adamı orada? Adam orası için kafayı yemişse, orada böyle dört dönüyorsa direkt şak diye polisler gelir adamı alır götürürler.
tımarhaneye götürürler, deli hastanesine götürürler. Biz dünya misafirhanesindeyiz. Geldik ve gidiyoruz. Alem-i Ervah'tan geldik. Burası bir misafirhane ve yolumuz daha çok uzun. Burada çok kısa kalıyoruz. Kime sorarsan sor 60-70-80 yaşlarında. Abi nasıl geçti bu hayat? Vallahi hiçbir şey anlamadım ki. Öyle geçti gitti. Sen kendine bak. Kaç yaşındaysan o yaşını hesapla. Bu yaşına kadar nasıl geçti? Ne anladın? Ne kaldı sana? İşte böyle burası bitecek. Çok hızlı bitecek. O halde burası için değil, gideceğin yer için hazırlanmalısın. Gideceğin yer için dertlenmelisin. Burada böyle kendini sağa sola savurursan, burası için çok büyük emekler harcarsan, adama deli derler. Gideceğin yer burası değil, ebedi bir ahiret hayatına gidiyorsun. Senin meskenin orası, burası sadece bir geçiş yeri. Ve çok hızlı geçiyor hakikaten. Hakikaten misafirhane yani. Fakat biz ne yapıyoruz? O emirleri tamamen hiçe sayarak, tamamen elimizin tersiyle iteleyerek bu dünyanın böyle farklı bir yönüne aldanıyoruz ve takılıyoruz. Bütün aklımızla, fikrimizle dünyam. Ya öyle bir yapışıyoruz ki dünyaya. Aman dünyam kaçmasın elimden. Krediler çekiyoruz. Allah'ın faize girmeyin emrine itaat etmiyoruz. Beni ilgilendirmez. Lisan-ı halimizle elimizin tersiyle iteliyoruz Cenab-ı Allah'ın emir ve yasaklarını. Krediye giriyoruz. Ne oluyor? Girdin faize bulaştırdın, ellerini kirlettin. Sonra? Günahlara giriyoruz. Hadi ben ya işte nefsime aldandım, girdim falan. Hacca gitmedik. Maddi durumum yoktu. Okey, tamam. Eyvallah. Kurban kesmedim. Tamam, maddi durumum yoktu. Tamam, problem yok. Sadaka vermedim. Durumum yoktu. Şunu yapmadım. Şöyle bir bahanem var. Bunu yapmadım, böyle bir bahanem var. O kadar çok bahanelerimiz var ki. Bazı şeyler için evet geçerli. Hacca gitmiyor olabilirsin. Maddi durumun yeterli olmayabilir. Sadaka vermiyor olabilirsin. Hiç problem yok. Maddi durumun yeterli olmayabilir. Namaz kılmıyorsun. Cenab-ı Allah'ın huzuruna çıktığında ne diyeceksin? Allah'ım günde bir saat benden istedin. Fakat dünyayı o kadar çok sevdim ki senin sevgine yer kalmadı. Senin sevgine fırsat kalmadı. Kusura bakma Allah'ım. Senin emrini yerine getirmedim. Getirmek de istemedim. Dünyayı o kadar sevdim, o kadar tatlıydı ki. O kadar güzeldi ki. O kadar dibine düştüm ki. Ha emirlerini de duydum Allah'ım. Çok kişi geldi anlattı. Namaz emri var. Cenab-ı Allah emretmiş. Günde 5 defa bir saatini alıyor. Çok da değil. Hem de kalbine bir ferah veriyor. Ruhuna bir huzur veriyor. Hem de dünyada da sana çok güzel faydaları var. Geldiler böyle böyle anlattılar ama ben elimin tersiyle iteledim. Senin namazını ayıracak vaktim yok benim dedim. Lisan-ı halimle. Bütün emirlerini elimin tersiyle iteledim. Cenab-ı Allah'ın huzuruna çıktığımızda bunları diyebilecek miyiz? Böyle bir yüzümüz var mı abi? Az önce neden bahsettik? Her duamız kabul oluyor dedik değil mi? İnsan 1000 tane dua ediyor. 999 tanesini Cenab-ı Allah an an kabul ediyor. Ve sizden bir tane de bir şey istiyor. Namaz kıl. Kıl ya şu namazı. Ne olacak? Ne olacak yani? Canından can mı gidecek? Hayatından hayat mı gidecek? Ne olacak yani? Çoluğunu çocuğunu mu öldürecekler? Ne olacak? Cebinden paralarını mı alacaklar? Kıl ya 5 vakit namaz bir şey değil. Çok hakikaten o kadar suhuletli, o kadar kolay ve kalbine, ruhuna o kadar bereketli, faydalı bir amel ki. Biz gözümüzde büyütüyoruz. Aman Allah'ım namaz, 5 vakit namaza başlarsam bütün hayatım değişmek zorunda. Dünyevi hiçbir şeyden lezzet alamayacağım artık. Bütün her şeyi kapatıyor. Ya böyle bir şey yok. Vallahi yok böyle bir şey. Gayet de güzel eğlenirsin, gezersin, tozar. Her şeye devam edebiliyorsun namaz kıldığın, namaza başladığın zaman. 5 vakit namaz kılan adam eğlenir, gezer, tozar. Ne bileyim bilgisayar oyunu oynuyorsa bilgisayar oyunu oynamaya devam eder. Gider arkadaşlarıyla bir kafede oturup kahve içebilir, çay içebilir, muhabbet edebilir. Daha böyle birçok eğlenceyi, birçok keyfi yapabilir. Arkadaşlarıyla işte ne bileyim pikniğe gidebilir, muhabbet edebilir, sohbet edebilir. İşte YouTube'dan filmler, videolar vesaireler, müsbet dairede hepsini izleyebilir. Yani keyifli birçok şeyine, her şeyine devam edebilirsin haram olmadığı sürece. Yani namaz kılman senin dünyadan lezzet almana gerçekten engel değil. Sadece seni haramlardan, günahlardan belki alıkoyacak ama şu anda şöyle bir şey var, şöyle bir algı var. Ben şahsen 25 yaşından sonra hayatım değişti. Sözler Köşkü'nün videolarıyla hayatım değişti. Şöyle bir algı oluyordu. De ben çok günahlarım var abi. Ben bu günahların haliyle Rabbimin huzuruna nasıl çıkarım? Öyle günahkarım ki battı balık yan gider abi. Şimdi ben bu halde çıksam Allah'ın huzuruna olur mu? Olacak iş mi? Bu günahlarımla olacak iş mi abi? Allah'a daha büyük edepsizlik olur. Ya böyle bir şey ben yapabilir miyim ya? Yok abi ben
Ben zaten ne olduğum belli ya. Ben namaz kılsam ne olur, kılmasam ne olur? Haşa ve kella. Arkadaş, namaz kılanlar günahsız mı? Allah şöyle bir emir buyurmuş mu bize? Eğer çok günahın varsa benim huzuruma gelme. Var mı böyle bir şey? Böyle bir ayet var mı? Böyle bir hadis var mı? Tam aksi var. Ey günahlarında aşırıya giden kullarım, Allah'ın rahmetinden, merhametinden ümidinizi kesmeyin diyor Cenab-ı Allah. Aşırıya giden kullarını gel gel diyor, davet ediyor. Sen de diyorsun ki ben bu halde nasıl çıkarım Allah'ın huzuruna? Allah seni o halde çağırıyor zaten. Zaten olay o. Namazın olayı o zaten. Adam namazda durduğu anda günahlar dökülmeye başlıyor. Yani sen kirli çıkıyorsun, her gittiğin secdede temizleniyorsun. Güzel bir şey bu. Ya adam şunu der mi? Bak akıl şunu der mi abi? Abi çok kirliyim, pislik içindeyim. Bugün de işte gittim şöyle pis işler yaptım. Zahiren kirlendim yani. Çamurun içine battım falan. Ya ben bu halde banyoya nasıl girerim? Nasıl duş alırım? Yok abi ben yapamam, böyle olmaz. Ha öyle iş mi olur? Asıl senin girip temizlenmen lazım. Elini yüzünü seni yıkaman lazım. Madem öyle düşünüyorsun. O halde biz günahlarımızdan arınmak için, temizlenmek için Rabbimizin huzuruna çıkıp tövbe etmeliyiz. Abi öyle bir günahım var ki ben bu günahı bırakamam ama. O yüzden başlayamıyorum namaza. Günahlarından dolayı namaz değil. Namazından dolayı günahlarını terk edersin belki de. Cenab-ı Allah öyle bir kalbine öyle bir iman verir, öyle bir şuur verir, öyle bir hidayet verir ki o namaz bir anda seni bütün günahlardan soğutur ve uzaklaştırır. Gerçekten söylüyorum. Bunu yaşayan o kadar çok adam tanıyorum ki. Sözler köşüne gelen giden namaza başladım şöyle oldu, namaza başladım böyle oldu. Abi nasıl uzaklaştım ben bu günahlardan? Vallahi de billahi de anlamıyorum. Şu an o kadar huzurluyum, o kadar mutluyum ki. Ben bu zamana kadar niye başlamamışım, niye kılmamışım? Böyle çok kardeşimiz oluyor. Ey bedbaht nefsim, acaba ömrün ebedi midir? Hiç kat'i senedin var mı ki gelecek seneye? Belki yarına kadar kalacaksın. Elimizde bir senet var mı ben bir yıl daha yaşayacağım diye? Var mı? Aranızda bir kişinin garantisi var mı bir yıl daha yaşayacağına dair? Bir dakika yaşayacağımızın garantisi yok. Belki de bu videoyu izleyenler karşıdan karşıya geçerken bir arabanın çarpmasıyla ahirete geçecek ve Cenab-ı Allah'ın huzuruna çıkacak. Belki de hiçbir karar vermemiş namaz kılmıyorsa, 5 vakit kılmıyorsa, namaz kaçırıyorsa belki de bir karar vermemiş. Gidecek, bitti yani. Bitti bu kadar, imtihan bu kadar işte. Orada bitti. Yalvarsan da yakarsan da ya Rabbi bir şans daha ver. Ne olur Allah'ım gideyim, bir kere daha gideyim. Her şeyi bırakacağım, vallahi bütün günahları bırakacağım. Allah'ım hiçbir şey yapmayacağım. 5 vakit namazımı kılacağım, 10 vakitte kılarım. Allah'ım bir kere daha gideyim. Ne olur ya Rabbi bir kere gideyim. Allah'ım ne olur bir kere gideyim. Tamam işte onu da kabul etmiş, buradasın. Geldin işte bak. Gideceksin zaten, oraya gideceksin. Yapacak bir şeyin yok. Var mı yani ben gitmeyeceğim diyen var mı? Mezarlıklar gitmeyeceğini düşünen insanlarla dolu. Oradalar. Yok. Ölümsüzlük naraları atan yüzlerce insan var. Videolarda, televizyonlarda, orada burada. Şimdi neredeler? Oradalar. Öldüler. Şimdi insan neden namaz kılmak istemiyor? Neden böyle kalbi istemiyor? Sana usanç veren tevehhüm-i ebediyettir. Ne demek bu? Sürekli devam etme hissi değil mi? Sanki 5 vakit namaz kılıyorsun ya, hiç bitmeyecek abi. Sabahı var, öğleni var, akşamı var, ikindisi var. Hadi kıldık diyelim bugün. Yarın bir daha sabah, öğle, akşam, ikindi daha. Sonra bir daha. Abi ne zaman bitecek abi? Tevehhüm-i ebediyet işte. Şeytan seni tevehhüm-i ebediyetle kandırıyor. Ne demek bu biliyor musun? Hiçbir zaman bu bitmeyecek gibi hissiyat veriyor sana. Hep namaz kılacaksın, hep namaz. Bu sefer ne oluyor biliyor musun? Şeytan sana şunu düşündürüyor. Ömrün boyunca bütün kılacağın namazların hepsini şu anda senin başına ve aklına yüklüyor. Sen de diyorsun ki, eyvah bu kadar namazı ben nasıl kılacağım? Halbuki öyle değil ki. İşte şu anda akşam namazının vakti girdi. Akşam namazından sorumluyuz. Kıldık, bitti. Değil mi? Bitti ya bu saatten sonra. Bak şu andan sonra akşam namazını kıldın. Bitti. Daha yatsı vakti girene kadar artık bitti. Senin herhangi bir sorumluluğun yok. 10 sene sonraki namazdan şu anda sorumlu değilsin. Şu anda hangi vakitteysen o vakitten sorumlusun. Kılıyorsun, o da bitiyor. Şeytan böyle kandırıyor. Sonsuza kadar devam edecek gibi kandırıyor. Halbuki ölüm gelecek ve bu imtihan da bitecek. Öldükten sonra namaz, 5 vakit namaz, zorunlu farz, imtihan bunlar yok. Keyif için ebedi dünyada kalacak gibi nazlanıyorsun. Hala bir karar veremedim. Ya ne yapacağım ben, kılmam lazım ama abi şu var, bu var, o var. Kafanda 1000 tane tilki dönüyor belki de. Şeytan döndürür, 1000 tane olay döndürür. Ama biz ne yapacağız? Rabbim için, Allah için her şeyi elimin tersiyle itiliyorum. Ya ben şimdi namaza başlarsam iş yerindekiler ne diyecek? Çevrem ne diyecek? Senin dün ne yaptığını biliyoruz biz. Şimdi ne oldu namaz falan? Hoca mı oldun başımıza? İşte dün şöyleydin, 5 gün önce böyleydin. Şimdi ne oldu ya? Ne değişti falan? Böyle diyecekler.
Sen yapma yapma, şimdi dur bekle biraz. Şeytan bunu diyor. Arkadaş, her şeyi elinin tersiyle it. Eğer o razı olsa, Allah razı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Allah senden razı olduktan sonra, ben kulum ben senden razıyım dedikten sonra insanların ne dediğinin önemi var mı? Yok. Keyif için ebedi dünyada kalacak gibi nazlanıyorsun. Eğer anlasaydın ki ömrün azdır, hem faydasız gidiyor. Elbette onun 24'ten birisini, 24 saatin 1 saatini, hakiki bir hayat-ı ebediyenin saadetine medar olacak, sana gerçek bir ebedi hayat kazandıracak, güzel ve hoş ve rahat ve rahmet bir hizmete sarf etmek, usanmak şöyle dursun, belki ciddi bir iştiyak ve hoş bir zevki tahrike sebep olur. Aslında bana ebedi bir hayat kazandıracak. Ben niye bu konuda böyle kendimi zorlayayım? Bana müthiş bir mükafatı olacak. Bana müthiş bir cennet vaat ediyor Cenab-ı Allah. 5 vakit namaz. Emin olun, namaz bütün günahları böyle bir anda önümüzden silip süpürüyor. Ama namaz gidince günahlar da hemen gelmeye başlıyor. Tak 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 dokunmaya başlıyor. 1-2 vakit kaçır, tak 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 hemen günahlar dokunmaya başlıyor. 5 vakit namaz kıl, bir de üstüne 1-2 tesbihatını yaptın mı böyle, 1-2 demeyeyim. Bir de üstüne böyle 5 vakit tesbihatını yaptın mı böyle canavar gibi oluyorsun, bomba gibi oluyorsun. Niye? Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama ittiba ediyorsun, tabi oluyorsun çünkü. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselama tabi olan, ittiba eden ne olur? Bir kalenin içine girer. O kalede muhafaza olunur. Şeytanlar o adamla uğraşamaz. Eğer şeytanlar seninle çok uğraşıyorsa, o halde sende sünnetler noktasında bazı eksiklikler vardır. Emin ol. Ya tesbihatını yapmıyorsundur, ya namazının sünnetlerini kılmıyorsundur, ya namazlarını ucu ucuna kılıyorsundur. Tamam ya, yani bunların hepsi sünnet-i seniyye. Sünnet-i seniyyenin kalesine gir, muhafaza ol. Zorla kendini. Nefsini zorla. Nefsinin üstüne bas, çiğne. Bir kere verildi bu şans. Bir kere verildi. Bir daha bu şans bize verilmeyecek. Hayat geldi, gidiyor. Misafirhanedeyiz. Rabbim hepimize böyle 5 vakit namazımız sapasağlam böyle sarılmayı, günahlarımızı böyle terk edebilmeyi nasip etsin inşallah. Allah razı olsun dinlediğiniz için. Allah rızası için. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhu için. Evvela Allah rızası için. El-Fatiha. Nasılsın?